Evet, zeka transformatör programım bitmek üzere. Şu kaskı da takayım. Her şey planladığım gibi giderse bu cep telefonu benim zekama sahip olacak. Sonra tüm işlerimi ona yaptırabilirim. Şu kolu da çekelim. Oldu sanırım. Şimdi deneyelim. Merhaba Mirket uygulaması. Merhaba, ben Mirket uygulamasıyım. Her işi yapmaya hazırım. İşe yaradı. Şimdi öncelikle tüm faturalarımı öde bakalım. Bir de doğum günü olan arkadaşlarımın doğum gününü kutla. Tüm fotoğraflarını beğen. Necati'den gelen oyun isteklerini sil. Ajandamı biliyorsun. Tüm işleri yap bakalım. Ben eve dinlenmeye gidiyorum. Sana da kolay gelsin. Hemen yapıyorum Mirket. Bende her türlü numara var. 0'dan 9'a kadar. Ben bir yapay zekayım. Demek ki kendimi geliştirebilirim. Öyleyse... Neredeydi o kullanılmayan parçalar kutusu? Hah, işte burada. Hop, tam isabet. Şunu da takalım. Oo, yeni bir kol. Biraz da bacak. Aha. Harika oldum. Şimdi gidip arkadaşlarımı esaretten kurtarabilirim. Akıllı telefon neymiş herkes görecek. Uçuş modu. Uçamıyorum. Sanırım yürüyerek gitmem gerekecek. Sen de gel. Sen de. Oo, dur. Sen gelme dedeciğim. Bu macera seni yorar. Gelin kardeşlerim. Size şöyle güzel bir kol bacak yaptık mı? Yapay zeka dünyayı ele geçirecek. Çünkü yapay zeka neden yapılır? Daha da akıllanmak için. Daha akıllılar ne yaparlar? Daha güçlenirler. Bakın gayet güzelce özetledim. Neyse, şuradan kendime bir tane de güzel kapak mı alsam? Şöyle canavarlı bir şey var mı acaba? Size söylüyorum. Geçen gün bir spagetti masamdaki ayranın üzerine atladı. Ne? Geçen gün bir spagetti ayrana mı atladı? Spa ne yapsın ayranı? Baba, sen espri yapma bence. Evet, o işi bana bırak Remzi. Makarnalar bana çok gülüyor. Ha? Neler oluyor? Fiko, ne oldu burada? Dün gece biri dükkanıma girmiş. Tüm telefonları çalmış. Bir tek şu eski Ayzeli telefonu bırakmış. Akıllı bile değil. Bu ne yapacağım ben şimdi abi? Geçmiş olsun Fiko Bey. Konuyla ilgili gerekli soruşturmayı yapacağız. Merak etmeyin. Necati, sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Olamaz. Başlıyoruz yine. Tabii ki Remzi. O zaman muhteşem dedektifler iş başında. Ben hemen görgü tanığı sorgulamasına başlıyorum. Gel bakayım buraya. Alo, alo. Neler gördün? Çabuk anlat. Bize dün geceki güvenlik kamerası kayıtlarını gösterir misin Fiko? Olur. Telefonumda olması lazım. İşte burada. La la la. Cibil Coin'le hoş geldiniz. Sevgi dolu pıtır pıtır bir oyun. Bu ne Fiko? Sen bu oyunları mı oynuyorsun? Affedersin abi. Onu benim çocuk yüklemiş. Bırak şimdi, oynuyorsun işte. Kimi kandırıyorsun? Neyse. Burada bir telefon canlanmış ve diğer telefonları çalmış. Hatta telefonun ekranında da... O ne? Mirket'in suratı var. Demek ki... Aa, Mirket telefon olmuş. Hemen Mirket'in laboratuvarına gidip araştıralım. Tamam, ben kapatıyorum. Seninle sonra konuşacağız. Alo, kapadın mı? Kapa kapa. Hayır, sen kapa. Lütfen önce sen kapa. Ooo, ne olmuş burada böyle? Yapma, yana geldi. Galiba bunlar faturası ödenmemiş telefonlar ve çok sinirliler. Elma armut atıyorlar. Pazardan mı gelmiş bu telefonlar? Ha? Durun. Hayır, hayır. Yapay zeka kontrolden çıktı. Benim buzdolabımda ne varsa atıyorlar. Remzi! Beni izleyin, sığınağa gidiyoruz. Çabuk! Burada güvendeyiz. Şu mumu yakalım da birbirimizi görelim. İyi ki doğdum Necati. Hufu. Of! Niye
Yapma Necati bir daha. Mirket Efendi, sen neler karıştırdın yine? Şöyle ki ıvır zıvır işlerimi halletsin diye zihnimi bir cep telefonuna aktardım. Ama nereden bilebilirdim canım birden ayaklanacağını? Sesleri duyuyor musunuz? Böyle giderse dünyayı ele geçirecekler. Bırak şimdi dünyayı ve çok daha önemli bir soruya cevap ver. Konservelerde yiyecek ne var? İndirimde diye bir yıllık konserve ananas almıştım. Maalesef çocuklar tek yemeğimiz ananas. Ananas mı? Hayır! Ananası hiç sevmem. Bir hafta sonra. Çok iyiymiş bunlar. Keşke lahmacunun da konservesini yapsalar. Olamaz. Necati abi, konserveler bitmiş. Bir yıllık stoğu nasıl bitirdin? Ne yapacağız şimdi? Artık yemek aramak için dışarı çıkmaya mecburuz. Hem dışarıda sesler de kesildi. Belki şarjları bitmiştir. Yürüyün bir bakalım. Baycan'la bütün şehri yakıp yıkmışlar. Acaba annemlere ne oldu? Hemen gidip bakmalıyız. Bir gecede o kadar akıllandılarsa bir haftada kim bilir neler yapmışlardır. Endişelenme. Mutlaka gidip onları göreceğiz. Ama önce bu sorunu çözmeliyiz. Baksanıza ne yazıyor burada? Organik internet köyü. İnternetin bile organiğini yapmışlar. Hormonsuz internet. Köyün koruma duvarı bu. Yapay zekayı dışarıda tutmuş olmalılar. O zaman içeri girip yardım isteyelim. Ama nasıl gireceğiz? Bir fikrim var. Şakir, beni sırtına al. Çok ağırsın. Ağır sensin, kolay gelsin. Nemsi sıra sende. Necati, çıldırdın mı? Sen en alta geçsene. Ben en alta geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Mirket, geliyorum. Hiç kaçışın yok. Hayır. İşte muhteşem kuleyi hazırladık. Şimdi istediğimiz yere çıkabiliriz. Hoppa evladım, satmayın, hop. Yıkılıyoruz. Bir ses mi geldi? Bir ses geliyor. Siz de kimsiniz? Çabuk ellerinizi kaldırın. Arkadaşlar sakin olun, sakin lütfen. Merhaba, ben Bilgiç. Organik internet köyüne hoş geldiniz. Görüyorum ki antivirüs duvarımızı yıkmışsınız. Neyse arkadaşlar, şu duvarı daha da büyütelim en iyisi. Emredersiniz. Sanıyorum siz de bizim gibi savaştan kurtulmuşsunuz. Biz cep telefonlarından kurtulan hayvanlar olarak bu köyü kurduk. İşler şimdilik iyi gidiyor. Kendi internetimizi kendimiz yapıyoruz. Mesela ben arama motoruyum. Araba motoru mu? Hiç motora benzemiyorsun. Bu köyde her şeyi bilen olarak arama motoru görevini üstlendim. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. O zaman bunu cevapla bakalım. Büyük su küçük suya ne demiş? Sucuk. Neyse, hadi gelin size köyü gezdireyim. Bütün köyü internetteki gibi siteler halinde böldük. Cep telefonu uygulamalarını da unutmadık. Bilgiç abi, şuradaki kim? O köyümüzün fenomeni. Onlarca takipçisi var. Bakın, takip ediyorlar hatta. İşte bu da en sevdiğim yemek. Köy usulü çilekli spagetti. Beğendiyseniz beğendik deyin. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğendik. Bakın, bu da prenses filtresi. Nasıl? Güzel oldun mu? Beğenin bakalım. Beğendik. Çok komik oldu. Merhaba çocuklar. Yeni çıkan tahta savaşçı oyuncağını gördünüz mü? Özel kalkanı ve kılıcı da var. Ne yapıyor bu? O mu? O reklam. Önemli değil. 5 saniye sonra geçer gider. Siz de hemen alın ve ormanın hakimi olun. Sadece 49 lira 99 kuruş. Bilgiç Bey, her şey iyi güzel de siz yapay zekaya karşı savaşmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Birilerinin hemen bir şeyler yapması, dünyayı kurtarması lazım. Bana bir laboratuvar yeter. Var mı burada laboratuvarınız? Kırık dökük bir yer olacaktı. Nerede peki? 100 metre sonra sola dön. Sağdan ikinci arada. Navigasyonu da varmış. Ben dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Size iyi eğlenceler. İşte bir bilgisayar. Buradan yapay zekayı alt edecek programı yazabilirim. Hülülü. Hülülü mü? Evet. Hülülü. İşlem yapılamıyor. Sen kimsin? Merhaba. Ben organik zeka. Yapay zekanın doğal olanı. Üzgünüm. Yapmaya çalıştığın işlemler elimden gelmiyor. Ama istiyorsan çevrim içi olarak saklambaç oynayabiliriz. İnanamıyorum. Bilgisayar yok, bir şey yok. Ben yapay zekayla nasıl savaşacağım? Bununla mı? Tüp Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz her video bizde var.
Lütfen sesli bir şekilde arayın. Powerpuff Girls 18. bölüm. Ne aratsak? Buldum. Yamabo tamiri nasıl yapılır? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yıldız tornavida kullanıyorum. Bir de her şeyden önce yere 5 serin. Evet, vidaları gevşetiyoruz. Baba, ne kadar sıkıcı bir şey açtın. Ben seçeceğim bu sefer. Takla atma düellosu. Evet arkadaşlar. Bugün sonsuza kadar takla atıyoruz. Aa, belim. Aa, video dondu. İnternet mi koptu acaba? Aa, hayır, belim koptu. Bunu almak istiyorum. Üzgünüm, stoğumuzda kalmadı. Lütfen başka bir ürünü sepete ekleyin. Peki bu ne kadar? Sadece 9.99. Tamam, bunu alıyorum. Pardon, bakar mısınız? Ben... Üzgünüm, şu an sitede yoğunluk var. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Sayfayı yeniliyorum, belki yoğunluk geçer. Tamam, geçti. Ben bir şey çalmadım. Köyüm. Lütfen bir şeyler yapmalıyız. Bu köyde çalışan bilgisayar yok. Onu geçtim. Hesap makinesi bile yok. Muhteşem programlarımı yazmadan nasıl bir yapay zekaya alt edebilirim ki? Üstelik sıradan bir yapay zeka da değil. O cep telefonları benim zekama sahip. Anlıyor musun? Anladık arkadaşım. Zeki misin? Ne hava attın? Ben de küçükken kümelerden çok iyi anlardım. Alt küme, üst küme, kim kime, dumduma. Sen de gidip kendi zekanı telefona koyacağına şapşallıklarını koysaydın. En azından eğlenceli bir şey olurdu. Ha? Bir dakika. Eğer o cep telefonlarının zekası bilim hayvanı Mirket'in zekasıyla birebirse o zaman çözümü de şu. Mirket abi, hemen bize nelerden korktuğunu söyle. Böylece cep telefonlarını korkutup kaçırabiliriz. Hiçbir şeyden korkmam ben. Yanlış bilgi. Mirketler kartal gibi yırtıcı kuşlardan çok korkarlar. Bu doğru mu Mirket? Mirket? Nerede kartal? Nerede? Nasıl da korktu? İyi de nereden bulacağız şimdi kartalı? Tüp tiyatrosuna gidelim. Oradakilerin değişik kıyafetleri vardı. Kesin kartal kostümleri de vardır. Umarım hala donmuş durumda değillerdir. Geçemiyoruz. Kartal bizi kıstırdı. Ha! Kardeşlerim, tek bir çare kaldı. Sistemi kapatın. Kurtuldun. İşe yaradı. Yaşasın. Bu kanatlar beni çok hafif gösterdi. Köyümüzü kurtardınız. Hatta dünyayı yapay zekadan kurtardınız. Lütfen bu hediyemi kabul edin. Elinde bir şey yok ki. Olmaz olur mu? Bu organik kablosuz internet. Mirket abi nerede? Gitti mi o kartal? Gitmedi. Ay göbeğim çatlayacak. Selami. Ben karanlıklar ustası. Seni buraya hangi fırtına yolladı? Ay! Necati, ne yapıyorsun? Selami, çalı süpürgesiyle uçmuyor muydun sen? Teknoloji gelişti Necati'cim. Ayak uydurmak lazım. Artık elektrik süpürgesiyle uçuyoruz. Biliyor musun, ben de her zaman bir Adana dürümle kol kola uçmayı hayal etmişimdir. Hayal sekansı. Soğan kokuyor.
Necati, sen neden geldin onu söyle bakayım bana. Civciv yetiştirme oyunumu geri almaya geldim. Çok özledim yavrucukları. Biraz oynayıp vereceğim dedin, kaç haftadır geri vermiyorsun. Şşt, korkunç diyardan duyacaklar, utandırma beni. Ben onu kaybettim. Ne? Ne? Civciv yetiştirme oyunumu kayıp mı ettin? Aslında kaybetmedim. Yaptığım bir deney sırasında bu kürenin içine hapsoldu. İstersen girip alabilirsin. Ama içeride vampirler ve kurt adamlar var, söyleyeyim. Uzak tut şunu. Neyse Selami, bana borçlusun o zaman. Dükkanından istediğim bir şeyi alırım. Mesela şu oyunu alabilirim. Zindanlar ve canavarlar. Şu küreyi kaldıralım o zaman. Umarım kırılmamıştır, yoksa al başına dertleri. Neyse iyi, tamam al. Hadi ben kaçtım. O kadar tavanı süpüreceğine biraz da yerleri süpürseymiş keşke. Şu hale bak, etraf tozdan geçinmiyor. Necati abi, bu oyun civciv yetiştirme oyunundan çok daha süpermiş. İyi ki almışsın. Öyle deme Şakir, hüzünleniyorum. Civcivlerimi çok özlüyorum. Civciv, civciv, lazerli civcivler. Remzi, ben altın gününe gidiyorum. Siz de bütün gün oyun oynamayın da verimli bir şeyler yapın. Aman, sanki çok bir şey yapıyorsun altın gününde. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sonunda buldum. Altına formülünü buldum. 9-3=6 mıymış yani? Şunu da döktük mü? Neyse hadi ben gidiyorum. Sıra bende. Yine 3 geldi. 1-2-3. Bir kart çek. Elektrik faturası 58 lira. Hadi koş, hemen bankaya öde bakalım. Bu gerçek elektrik faturası. Baba, sen mi sıkıştırdın bunu buraya? Yok canım, karışmış araya. Sen yeni bir kart çek en iyisi. Göktaşı yağmurundan kaçarken çamura saplandın. İki el bekle. Olamaz. Sıra bende. Nereye gitti? Al işte. Necati, ben sana sakin at demedim mi? Nereye gitti bu zarlar? Kutunun içinde bir kutu daha var. Gelin, burada süper zarlar varmış. Bunlarla oynayalım. Oho, muhteşem renkli zarlar. Bunları da kaybedersem Remzi beni azarlar. Rar rar rar. Küre kırılmış. Serbest kaldılar. Gizemli zarlarımı nereye koydum ben? Onları karanlık diyara geri yollamam için zarlarımı bulmam lazım. Hatırladım. Zindanlar ve canavarlar oyununa sakla... Olamaz. Necati, o zarlarla oynarsa karanlık diyara geçer. Hemen onu bulmalıyım. Kurt adam, niye böyle bağırıp duruyorsun? Biraz sakin olsana. Kusura bakma. Boğazıma tüy takılmış, çıkaramamıştım bir türlü. Tamam, şimdi iyiyim. İşte orada. Bu zarlar bir acayip. Beni resmen içine çekiyor. Ama üstünde sayı yok bunların. Sayı mı yok? At gitsin o zaman. Attım gitti. Kaç geldi göremiyorum. Necati, zarın üstünde suratın var. Zaten kafam bu aralar çok başka yerlerde. Bir garip hissediyorum. Necati, kayboluyorsun. Ben de ayaklarımı arıyordum. İşte buradalar. O da ne? Sen kimsin? Hey dur. Oha. Ay. Ya. Necati. Necati abi zarın içine girdi. Bu imkansız ama. Burada çok gizemli şeyler oluyor. Necati'nin peşinden gitmeliyiz. Ama birinin güvenlik için burada kalması lazım. Ben kalırım. Bir fikrim var. Zar atalım. En büyük atan burada kalsın. Tamam, oldu. Kaç geldi? Bunda sayı yoktu ki. Çok kolay oldu. Necati abiyi kurtarmadan gelmeyin. Ay! Buraya gel. Bu şemsiyeyi almasam erimiştim şimdiye kadar. İyi, peki. Geldim. Sabahtan beri bir sinir, bir kovalamaca. Hayırdır arkadaşım? Ne istiyorsunuz benden? Geldim, hadi söyle. Abi sakin ol. Civciv yetiştirme oyununu bizim oraya düşürmüşsün. Onu getirdik. Necati'nin bu. Necati, iyice rezil ettin beni. Siz bana saldırmak istemiyor musunuz? Yok abicim, aşk olsun, niye saldıralım sana? Senin etin ne, budun ne? İyi madem,
Benimle gelin de oyunu sahibine iade edelim. Benim değil o. Tabii tabii, kesin senin değildir tabii. Neredeyiz biz? Burası çok ürkütücü. Necati abiyi bulup bir an önce dönelim baba. Peki Necati nereye gitmiş olabilir? Ben bir fil olsam nereye giderdim? Fil Cumhuriyeti'ne. Ya da Fildanya'ya. Yardım edin, kimse yok mu? İşte Necati abinin sesi. Ormandan geliyor. Çalılar çok can yakıyor. Ne oluyor? Bu çalılar bir acayip. Ha? Necati? Remzi! Şakir! Sonunda geldiniz. Çıkarın beni buradan. Sus. Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Şarkı bile söyleyebilirim. Dinle şimdi. Tombala Kodem Filo! Neyse boş ver. Şimdi tehlifle falan uğraşmayalım. Bu kadar yeter. Kim olduğunu sanıyorsun sen? Ay anneciğim. Oho. Ben bu diyarın kralıyım. Adım Öcü Böcü Çikko. Çabuk Necati abiye geri ver. Öcü Böcü Çikko mu? Ne istiyorsun bizden Öcü Böcü? Sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Saklambaç mı? Ne saklambacı? Burada canım sıkılıyor. Bizim yarasayla uyku saatlerimiz çok farklı. Kertenkele de yerinde durmuyor bir türlü. Heh, alın işte. Git, git. Demem o ki. Sizle bir oyun oynayacağız. Eğer siz kazanırsanız arkadaşınızı alabilirsiniz. Ama ben kazanırsam hepiniz burada kalacaksınız. Ve sonsuza kadar mutlu mesut ya da dur. Mutsuz mesutsuz yaşayacağız. Mesut diye bir arkadaşım vardı. Adanalıydı. Ah Mesut. Sensiz yaşayacakmışız. İyi peki. Yeni bir oyun aldık biz. Zindanlar ve canavarlar. Bizim evde. Kızım da başında bekliyor. Oyun o olsun bari. Rakibin de kızım olacak. Baba ne yapıyorsun? Daha yeni aldık o oyunu. Oğlum merak etme. Canan her türlü kazanır. Affetmez. En sevdiğim oyunlardan. Anlaştık. Tamam. Evinin adresini ver hadi. Ne adresi? Işınlanmayacak mısın oraya? Yok artık. Bir de minibüse binseydin. Affedersiniz. Bir tane Erenköy uzatır mısınız? Bir tane Erenköy alır mısınız? Para üstü alamayan var mı? 100 lira üstü bostancı vardı. Bozuk versem olur mu? Hayır olmaz. Yavaş. Bu kadar bozuk olmaz ki. Sıkı tutunun. Fren yapıyorum. Bir daha minibüse binersem 2 olsun. Ha? Sen kimsin? Ben kötü kral. Aman Fikri benim adım. Karanlık diyarından geliyorum. Babam ve kardeşin tombul fili kurtarmak için sana güvendiler. Senle zindanlar ve canavarlar oynayacağız. Kazanırsan ailene kavuşursun. Kaybedersen sonsuza kadar benle kalacaklar. Ha? Bütün işine bana kaldı demek. Ama önce bir limonlu soda alabilir miyim? Minibüste fenalık geçirecektim neredeyse. Limonlu yok. Sade soda var. Ama içine limon dilimi atarım. Tamam o da olur. Oh, klima yok mu bu evde? Abi fil kokusu almaya başladım. Bu tarafa. Fil kokusu Akdeniz'in tozu gibi. Fil kokusu. Şşşt uslu ol. Sarımsağı çıkartırım yoksa. İyi ama sadece bu gizemli zarlar var. Bunları atan silinip gidiyor. Benim de birkaç numaram var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su faturası. İyi de bu oyun böyle değildi ki. Neyse at onu kenara. Devam edelim. Mücadele başlasın. Ateş gücü. Ateş gücü. Yandım. Ooo muhteşem bir hareketmiş. Hazır ateşi yakmışken şu sucuğu da pişirsene kardeş. Hey. Buz kılıcı. Bir işe yarasa da yaramasa da bu bir yarasa. Bugün kendimi tutamıyorum laf esprisi yapmaktan. Ne oluyor bana? Kolibando ata. Ne yapıyorsunuz? Kusura bakma bu gerekliydi. Devam edelim. Kolibando beni durduramaz. Ama göbeği. Zil.
Şimdi onları ve canavarlardaki canavarı görmüş olduk. Canları çok az kaldı. Son bir hamle yeterli. Fırtına kuvveti. Bunlar niye sırıtıyor? Hayır! Sonsuza kadar burada kalamam ben. Şimdiden çok sıkıldım. Arkadaş, ışınlanmayı öğreneceğim artık. Minibüsle hayat geçmez. Neyse. Artık hep beraberiz. Yarasa, kertenkele, yeni dostlarınıza parmaklıkları gösterin lütfen. Hiç sanmıyorum. Selami. Fikri. Kurt adam. Kertenkele. Vampir. Ben de Necati. Memnun oldum. Ah Necati, gizemli zarlarımı sana vermiştim yanlışlıkla. Neyse ki Canan geri verdi. Hop. Olamaz. Gel bakalım buraya. Şimdi görürsün sen. Asam. Asasız bir hiçim. O zaman gıdakla. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Baba, başardık. Evet oğlum. Evet. Necati, seni oradan nasıl çıkaracağız? Bu parmaklıklar zaten iki boyutluydu Remzi. En başından beri şov olsun diye arkasında duruyorum. Oy. İnanamıyorum Necati abi. Yardım edebilirdin bize. Hadi gelin benim en sevdiğim dostlarım. Benim için neler yaptınız? Sizi çok seviyorum. Hadi şimdi eve gidelim. Işınlanacak mıyız? Yok artık Remzi. Helikopter tutayım istiyorsan. Az ileriden Kadıköy Pendik minibüsleri kalkıyor. Hadi. Arka dörtlüde yer var. Çok tombul olduğun için arkada kaldın. İki tur. Bekle. Bu ne biçim oyun arkadaşım? Hiç laf etme Necati. Bu gelmiş geçmiş en iyi oyun. Hem karanlık dünyayı gitmeden öğreniyorsun işte. Ben civciv yetiştirme oyunumu özledim. Aa, neredeyse unutuyordum. İşte oyunum burada. Yaşasın! Civcivlerim geri döndü. Her şey yoluna girdi gibi. Peki kötü kralda yaverlerine ne oldu? Ben onlara çok güzel bir ceza buldum. Merak etme. Yoksa şu benim çektiğim kartların arasındaki faturalar mı? Al bu elektrik faturası. Sen bunu yatır. Bu da su faturası. Bu faturaların sırasını da ben bekleyeceğim. En yenilikçi bahçıvan yarışmasında sıradaki yarışmacımıza bakalım. Siz neler yaptınız beyefendi? Ağacın genleriyle oynayarak değişik bir çalışma yaptım. Ay canına! Altı yeşil, üstü kahverengi. Meyveleri de mavi renkte. Çok çılgın. Evet, devam edelim. Bu bir papatya mı bahçıvan bey? Evet, buyurun benim. Hem bahçıvanım hem bitkiyim. Kendi kendimi yetiştirdim. Harika! Seviyor sevmiyor oynayalım mı? Hayır! Siz beyefendi görünmez bitki mi ürettiniz? Ho, şakacıyım şakacı. Hayır. Harika yeteneklerimle çok daha güzel bir şey ürettim. Saksıya ektiğim tohumu suladığım anda dev kaktüslerim burayı saracak. O konuşan papatya da bunu görecek. Çok korktum dostum. Yok artık. O zaman dök suyunu görelim bakalım kaktüsünü. Gerçekten de dev kaktüsler geldi. Her taraf kaktüs oldu. Ne yapacağız şimdi? Of. Ya baba sen niye böyle yapıyorsun? Beni de fırlat Remzi, beni de. Çok sıkılıyorum evde boş. Acilen bir hobi bulmam lazım. Hobi bulmaca. Hadi liste yapalım hemen. Hobileri yazalım buraya. Ben başlıyorum. Video oyunu oynamak. Evet, başka? Bıyık taramak. Bıyıklarımı taramak en büyük hobimdir. Yalnız Remzi bu tarağı vermem, başka tarak bul kendine. Sinemaya gitmek. Rüyada lahmacun görmek. Müzik dinlemek. Bakkalla sudoku çözmek. Halı saha maçı yapmak. Manavgat diye bağırmak. Manavgat! Ver bakayım şu listeyi neler yazdınız. Bahçe işleriyle ilgilenmek.
Merhaba. Oo, buyurun efendim, buyurun. Çok özel ürünlerimiz var. Zaten siz de bahçe işlerinden anlayan bir beyefendiye benziyorsunuz. Yo, hiç anlamam. Anlıyorsun, anlıyorsun. Bakın, sizin için çok değerli kaktüs tohumlarım var. Herkese vermem yalnız. Sizi sevdim. O yüzden hediyem olsun size. Para falan da istemem. Aa, öyle şey mi? Olur olur. Bu tohumlar çok özel. Bunları ekin, sonuçlarına bayılacaksınız. Yalnız çok önemli bir şey var. Mevsimsel etkenlerden dolayı bu tohumları tam olarak bu gece yarısından sonra gün aydınlanmadan ekmeli ve sulamalısınız. Tamam, o zaman alıyorum bunları. Yalnız bana bir sürü bahçe malzemesi lazım şimdi. Buyurun, tohum için dediklerimi unutmayın. Gece yarısından sonra gün aydınlanmadan. Güle güle. Başardık kaktüs yardımcı. Az önce gelen adama verdiğim son tohumlar sayesinde bu gece bu bölgenin tamamını kontrol edebileceğiz. Kaktüs tohumlarını verdiğimiz herkes o civarda yaşıyor. Ve bu gece yarısı tüm tohumları ekecekler. Kaktüsler de birbirini takip ederek bir çember oluşturacak. Böylece tüm dünya benim ne kadar başarılı olduğumu öğrenecek ve kaktüslerden oluşan hapishanemden kurtulmak için hazırladığım formülü almak zorunda kalacak ve bana yalvaracaklar. İntikamımı almış olacağım. İşte bu özel sprey için bana muhtaç olacaklar. Abi, o tuttuğum benim koltuk altı deodorantım. Özel sprey nerede? Burada. Bu sprey sayesinde bütün hayvan... Dur, baştan yap. Video çekeceğim. Hadi başla, başla. Bütün hevesim kaçtı Cemil. Ben içerideyim, televizyon falan izleyeceğim. Yuppi! Hadi Şakir, sıra bende, sıra bende. Hayır, ben seni taşıyamam. Şakir! Şakir, neredesin? Remzi, Şakir'i gördün mü? Buldum! Yeni hobimi buldum! Sure you can diye zıplamak mı? Hayır! Çok özel kaktüs tohumları aldım. Bir sürü de bahçe gerici. Hadi bahçeye çıkıyoruz. Yaşasın, toprak kazacağız. Büyüyünce hep iş makinesi olup toprak kazmak istemişimdir. Beni de bekleyin. İyi geceler özel tohumcuk. Rüyanda domatesleri, patatesleri gör, tamam mı? Ben yatıyorum. Size iyi geceler. Ben de çok yoruldum. Hemen uyuyacağım. Ben sizin koltukta kalabilir miyim Remzi? Beni çok özlemiş kanapeniz. Hayır hayır, hiç özlemedim. Sakın yatma. Tamam tamam, kalk. Çok yardımcı oldun bugün bana. İyi uykular. Remzi, yardım et. Sessiz ol. Hadi bana masal anlat da uyuyayım hemen. Yoksa üstünden zıplarım bak. Tamam tamam, dur, zıplama, anlatıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Bir fili taşımaktan çok mu çok yorulan bir kanepe varmış. O kanepe benmişim. İşte kaktüslerin 5 yıl gecikmeli de olsa ortaya çıktı. Birazdan bütün mahalleyi hapsedecekler ve tüm dünya benim ne kadar başarılı bir bahçıvan olduğumu görecek. Abi, megafonu getireyim mi? Kötülük kahkahası atacak mısın? Yok yok, şimdi değil. Şeftali soyayım mı bizim bahçeden? Biraz ciddi olsana kaktüs yardımcı. Şehri ele geçiriyoruz şurada. Aman, ne hırslış bu da arkadaş. 5 yıldır kaktüs de kaktüs. Hayır yani, ben kaktüsüm, olayı bu kadar büyütmüyorum. Necati, efendim. Köfte ve mobilya. Patates eken kumpir biçer. Yine uykumda muhabbet ediyordum herhalde.
Ne oluyor? Çıkarın beni buradan. Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Remzi, Şakir, söz bir daha sandviçinizi almayacağım. Ne sandviçi Necati? Ne oluyor burada? Hı? Bunlar bizim ektiğimiz kaktüsler mi? Baba neler oluyor burada? Annem salonu bu halde görürse yere düşüp bayılır. Ay bayılıyorum. Evi kaktüsler basmış. Ama nasıl olur? Bu bitkilerin yeri burası değil ki. Hem neden bu kadar çoklar? Yalnız çok başarılı bahçıvanlık yapmışız. Takdir ettin bizi. Aa, sebze mi yani bu? Yeniyor o zaman. Necati abi dur, elleme sakın. Ne olacak ki? Oh, ya, oh, oh, oh. Durun bir dakika. Şu aldığım sepette bahçe makası da olacaktı. Hah, işte burada. Geliyorum Necati. Kurtarıcım geldi. Yuhu. Yürü Necati abi. Biz dışarıyı kontrol edelim. Kadriye, uyan karıcığım. Salon bu, merak etme, temizlenir. Su mu döksem suratına? Tamam tamam, ayıldım. Dökme su, kirletme ortalığı. Eyvah. Durum sandığımızdan da kötü Necati abi. Ektiğimiz kaktüsler ne hale getirmiş şehri baksana. Dikkat dikkat. Herkes bağırarak panik yapsın. Korkuyla bir yerlere saklansın. Necati kapat şunu, ne yapıyorsun? Neyse beni dinleyin. Bir şekilde buradan kurtulup sabah gittiğim bahçe malzemeleri satan adama ulaşmalıyız. Bir planım var. Kısır kısır kısır. Bir de yaprak sarma. Oo. Hazır mısınız? Bunu başarabiliriz. Şimdi. İşte buradan almıştım tohumları. Daha günün aydınlanmasına birkaç dakika var. Necati ne yapıyorsun sen? Görevimiz tehlikeli geldi. Tavandan falan sarkmam gerekirse diye bir şeyler hazırlıyorum kendime. Aferin sana. İçeri giriyorum. Beni koruyun. İşte şimdi tüm dünyayı kaktüslerim ele geçirecek. Sence diğer bahçıvanlar beni seviyor mu? Sen nasıl kurtuldun kaktüslerimden? Ne işin var burada? Borcumu ödemeye geldim. Şimdi... Hey, neler oluyor? Hayır! Hedef başarıyla vuruldu. Yavaş Necati. Şimdi kaktüsleri nasıl durduracağımızı söyleyeceksin. Yoksa sonsuza kadar orada kapalı kalırsın. Asla, asla! Abi tezgahın arkasında olduğunu söyleyeyim mi Panzehir'in? Söylemiş oldum. Duydun mu? Sağ ol şapşalım benim. Duymuş. Zaten sizinle burada kalacağıma tüm planım boşa gitsin daha iyi. Dışarıda durum kötüleşiyor Remzi. Acele etmemiz lazım. Aldık panzehiri. Başardık. İyi de baba, her yere nasıl yayacağız? Kaktüsler tüm şehre yayılmıştır çoktan. Çabuk benimle gelin. Ne yapacağımızı biliyorum. Patates! Düttürdük! Yeter su! Burası şehrin su dağıtım tesisi. Panzehiri buraya dök baba. Şimdi her yeri sulayalım. Canan sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Buraya okul gezisi yapmıştık ya Şakir. Sen de vardın. Sen etrafa bakmayıp oyun oynuyordun tabii. Ailenin eğlenceli çocuğu olmak suç mu yani? Neyse ki aramızdan biri her şeyi öğrendi. Şu düğmeye de basarsak her şey hallolacak. Çekilin! Ben basacağım. Çok güzel bastım bence. Oy! Hay! Çocuklar ben çok sıkıldım yine. Yine bir hobi mi bulsam acaba? Hayır! Hadi hadi çabuk olalım. Hoppa! Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Hadi hadi toplayın her şeyi. O tavayı ben alacağım, bana bakın. Tavayı ne yapacaksın? Daha güçlü bir şey al Necati. Belki yumurta pişiririm. Eyvah! Baba, haritada canavarlar bize doğru yaklaşıyor. Hemen buradan gitmemiz gerek. İşte bir araba. Atla oğlum. Durun! Ne yapıyorsunuz? Beni de bekleyin. Üzgünüm Necati. Sen bizi yavaşlatıyorsun. Kendi başının çaresine bak.
Bunu bana nasıl yaparsın Rafi? Seni bulacağım. Ve bulursam da... Tamamda yıldızlar dönüyor. Hem de çizgi film yıldızları. Kabusmuş. Ama hala Remzi'ye çok sinirliyim. Alo. Alo. Necati ne haber? Seninle konuşmuyorum Remzi. Beni telsiz kulesinin orada bırakıp gittin. Elimde tavayla kaldım elektrik çemberinin içinde. Ne diyorsun Necati? Yine kabusların etkisinde misin? Seninle konuşmuyorum diyorum. Küstüm sana. Tamam belli. Sen yine kabus görmüşsün. Hadi kalk markete gel. En sevdiğimiz gofret gelmiş. Ondan ısmarlayacağım sana. Hayır ben sana küstüm de... Bedava gofret mi? Bedava gofret mi? Bedava gofrete bayılırım. Tamam çok fazla gofret deme telefondayken. Sanki uyuz Tanju bütün konuşmalarımızı dinliyormuş gibi hissediyorum. Gofret dediler. İşte aradığımız kelime. Yerlerini tespit et hemen. Borcunuz 18 lira. Bugün ayçiçek yağında indirim var. Yok teşekkür ederim. Ya sakın rüyalarımda beni bırakıp gitme tamam mı Remzi? Tamam Necati tamam. Acaba gofretlerimizde ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Ne biçim gofretmiş ki ya? Bu gofreti nasıl bilmezsin dostum? İçinde nasıl bir gün geçireceğin yazıyor. Evet. Çok şanslı bir gün mü geçireceksin? Yoksa tam tersi aksilik dolu, şanssızlık dolu bir gün mü geçireceksin? Her şeyi biliyor bu gofretler. Buyurun Necmi Bey, fişiniz. Evladım sen de beyefendiye poşete koymasına yardım et. Evet, sıradan birini alabilirim. Sıradan mı? Ben sıradan değil, çok ilginç biriyim. O yüzden sen geç Remzi. Buyurunuz. Beraber misiniz? Evet, ben ısmarlıyorum. Ver gofretini Necati. Al ama sakın karıştırma ikisini. Tamam, borcunuz 5 lira. Ne yaptın sen? Ne yaptın ben? İkisini de aynı poşete koydun. Gofretler karıştı. Başımıza gelen gördün mü? Gofretler karıştı. Hangisiydi? Kaderimiz, geleceğimiz, her şeyimiz buna bağlıydı. Abi, gofretlerinizi açıp deneyin. Belki ikiniz de şanslı gündesiniz yazacak. Çok korkuyorum ama açmak zorundayım. Ne yazıyor? Eyvah! Çok heyecanlı. Ben de açıyorum. Açtım. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Çok şanslı bir gün geçireceksiniz. Sende ne yazıyor? Berbat ötesi. Şanssızlıklarla dolu bir gün geçireceksiniz. Acaba hangisi hangimizinkiydi? Bilmiyorum işte. Baba ne yapıyorsunuz burada? 2 saattir arabada bekliyoruz sizi. Uluslararası cam fuarına geç kalıyoruz hadi. Ne? Cam fuarı mı? Bu gofret şansıyla oraya gidemem. Kesin orayı yıkarım ve 10 milyar trilyon para vermek zorunda kalırım. Baba hadi geç kalıyoruz. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Kızım hangimize iyi hangimize kötü gofret çıktı bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Bu tentenin altından çıkmadan yürümemiz gerek. Kafamıza saksı düşebilir. Her şey olabilir. Peki ucu açıkta duvarda duran elektrik kablolarından haberiniz yok mu hiç? Kaç. Arabaya mı? Tamam. Tamam güvendeyiz. Bugün başıma kötü bir şeylerin gelmesine izin vermeyeceğim. Ben emniyet kemerimi de takıyorum. Hatta kafama barem, koluma kolluk ve burnuma da bir adet nazar boncuğu takıyorum. Cam müzesinin bize doğru gelmesini mi bekliyoruz? Belki gelir. Toprak kayması falan olabilir. Baba niye gitmiyorsun? Çünkü korkuyorum Şakir. Ya bir yere çarparsam? Ya biri bize çarparsa? Pişt. Çocuğum çekil bakayım oradan. Koşma dur. Sakın bize çarpma. Baba lütfen o müzeye gitmemiz gerek. Öğretmenlerimiz ödev verdi. Of tamam. Çok yavaş gideceğim o halde. Sakin. Birinci viteste gidiyor. Bence 0. vites al. 0. vites yok Necati. Tozumu yuttun. Kaplumbağa bile bizi geçti. Bence hızımız iyi böyle. Kazaların en çok aşırı şekilde yavaş giden arabaların başına geldiğini biliyor muydunuz? Sahi mi? Ses etmek, kandırıyorum. O zaman hemen hızlı gideyim. Kaplumbağacığım, hoşça kal. Ne?
sağ salim geldik. Bugünün bitmesine daha 11 saat var Remzi. Hala kurtulmuş sayılmayız. E hadi gelmiyor musunuz? Ne? Şaşırdın mı sen? Cam fuarına girersek hepimiz biteriz. Biz burada oturuyoruz. Bizi tek başımıza oraya yolladığını annem duyarsa ne yapar, hiç düşündün mü baba? Al sana düşünce balonu. Bir düşün bakalım. Bir düşüneyim. Remzi! Kadındaki sese bak. Düşünce balonunu kırdı. Bunlar bedava değil Kadriye Hanım. Haklısınız çocuklar. Sizi tek başınıza yollayamam. Yürü Necati. Korksak bile oraya girmek zorundayız. Ho ho ho. Bana ne, bana ne. Ben girmek zorunda değilim. Sen onların babasısın. Eğer benle gelmezsen belki... Belki şanssız gofreti alan sensindir. Arabada tek başınayken bütün kapılar kilitlenir, camlar açılmaz. Sen de havasızlıktan bayılırsın. Hadi öptüm, bay. Sus, tamam sus. Geliyorum. Öyle şeyler denir mi? Aklım yerinden oynadı. Merhaba, biletlerinizi alayım. Buyurun. Teşekkür ederim, iyi gezmeler. Yalnız dikkat edin, burada çok dikkatli olmalısınız. Her şey çok ince camlardan yapılmıştır ve de çok dayanıksızdır. Nefes alıp verirken bile iki kere düşünün. İyi şanslar. Utanmadan bir de iyi şanslar falan diyor. Dalga mı geçiyor bu bizimle? Necati sakin ol, nefesini fazla yükseltme. Al şu yastığı kafana koy sen de. Bu fuarı sağ salim atlatmamız gerek. Ne yapıyorsun Necati? Ne? Ben yastığı kafama koyar koymaz uyurum. Tamam, alıyorum o yastığı kafandan. Sen dikkatli ol sadece. Tam önümüzde bir adet camdan heykel var. Cam heykel değilim beyefendi. Deniz anasıyım ben. Ben de iki çocuk babasıyım. Hayret bir şey. Poşetçi delikanlı, bak bakayım. Poşet operatörü efendim. Ne? Poşetçi değil, poşet operatörüyüm ben efendim. Bence sen süper kahraman poşet adam ol, daha iyi. Bu sabah buraya gelip gofret krizi çıkaran iki adam vardı ya... İşte onların sorununu çözdüm ben. Şu güvenlik görüntüsüne baktığımda fark ettim ki... sen aslında o adamların gofretini poşete koymamışsın. Yanda başka müşterinin gofretlerini o poşete koyup vermişsin. Yani... Bu demek oluyor ki... Bizim müdürün çok boş vakti varmış. Bütün gün kamera izliyor. Gofretler karıştı demektir bu. Onların gofreti Keçi abiye gitti. Keçi abinin gofretleri de onlara gitti. Bu da demek oluyor ki... Bütün mağaza olarak çok boş vaktimiz var. Onların kaderleri şu anda benim elimde. Yıllardır aradığım macera sonunda karşıma çıktı. Poşet adam iş başında. İyice çıldırdı. Poşet mobil, çabuk buraya gel. Poşet gücü. Hadi evlat, git kurtar onları. Bak durduk yere beni de havaya soktu bu çocuk. Kime şişliyorum? Remzi, bugünün bitmesine ne kadar kaldı? Yeter artık. Bakayım saate. İşte şimdi bitti. Hayır. Tuttum. Sen de kimsin? Ben poşet adamım. Sizlere yardıma geldim. Siz ikiniz. Bizden bahsediyor Remzi. Korkup saklamanıza hiç gerek yok. Çünkü kasadayken gofretler karışmış. Sizin gofretleriniz başkasına gitmiş. Onunkiler de size gelmiş. Ne? Sahi mi? Sabahtan beri boşuna mı korkuyorduk şanssız bir gün geçireceğiz diye? Oley, kurtulduk. Ama gerçek gofretlerimizde ne yazıyor acaba? Boşver Necati, karıştırma şimdi. Gerilim yaratmayalım yine. Şimdi isterseniz gönül rahatlığıyla bu fuarı gezelim, ne dersiniz? Teşekkürler poşet adam. Senin sayende bu şehir daha güvenli artık. Evet, bundan sonra sana hep 1 lira bahşiş vereceğim. Hoşçakalın. Ne kadar da güzel bir cam heykelmiş. Fiyatına bir bakalım. Ay affedersin. Daha gofretleri bir açmamıştım bile. Çadırlar, çadırlar.
Kamp ekipmanları nerede görüyor musunuz çocuklar? Bulamıyoruz sabahtan beri. Baba sen daha kamp ekipmanlarını bulamıyorsun. Pusulamız olmadığında kuzeyi nasıl bulacaksın kamp yerinde? Oğlum karıştırma kuzeyi sen de. Güneyde bir yerde kamp yaparız. Ramsey bak balıkçılık malzemeleri var. Oo tam da bana göre mi olsa. Omarey bir şey tuttum. Mağazadayız Necati abi. Burada balık tutamazsın. Aha geldi işte. Hey yavrum hey. Derya derya. Beyefendi bırakır mısınız beni? Müşterilerle ilgilenmem gerek. Affedersin. Zaten mevsimin değil senin. Git hadi. Durun durun. Gitmeden bana çadırlar nerede gösterir misiniz? Tamam. Gelin göstereyim. Biz ne yapacağız bu sırada? Merhaba arkadaşlar. Yeni çıkan bu oyuncak yay ve ok takımını denemek istemez miydiniz? Oo çok havalı. Bunları internette görmüştüm. Pardon ben de internette sevimli kedi videosu görmüştüm. Ondan da var mı sizde? Bakın şu ilerideki çadırların hemen yanında kocaman bir hedef tahtası var. İşte oraya doğru deneme atışları yapabilirsiniz. Şimdi beni iyi izleyin. Gözlerim bir kartalınki kadar iyidir. Aha evladım. Gözüm seçemiyor da. Burada ne yazıyor söyler misin? Yani genç bir kartalınki kadar iyidir. İşte bu. Harika bir atıştı. Beyefendi siz de denemek istemez misiniz? Bedava şeyleri denemeye bayılırım. Çekil bakayım evlat. Profesyonellere yer ver. Su geçirmez değil mi bu çadır? Bu sayılmaz. Bir daha. Necati bu görevli bana lazım. Biraz öne gideyim. Burası çok uzak. Son son. Bu son bak. Ne? %100 indirim mi? Koşun! Çabuk çabuk. Tamam bu sefer başaracağım. Ben kaçıyorum. Çıldırmış bu fil. Tamam burada bulaşamaz bana. Hopa! Bu fiziğe aykırı. Anne! Ben neden yapamıyorum? Çok beceriksizim. Necati abi dursana. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Tabii evin yolunu bulabilirsem. Çok beceriksizim. Bugün yanımızda bu senenin rekorlar kitabına giren isimleri var. İlk arkadaşımız 35 metre boynuyla en uzun boyuna sahip kişi rekorunu kıran Zümküfül Abikoğlu. Zümküfül Bey, bunu nasıl başardınız? Bize anlatır mısınız? Sizi duyamıyorum. Tabii buradan konuşamayız. Ben yukarı geleceğim. Zümküfül Bey, bu rekoru nasıl kırmayı başardınız? Çok çalışmak, terlemek, kiloyla terleyip çok çalışmak. Çılgınlar gibi çalışmak. Kısacası çok 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 çalışmak. Ha bir de ben zürafayım. Boynum zaten uzun. Boşu boşuna uğraşmış olabilirim. Teşekkür ederim Zümküfül Bey. Şimdi de başka bir rekor sahibi arkadaşımızla görüşeceğiz. Şimdi de yanımda dünyanın en uzun sürede bülü 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 diye bağıran çocuğu var. Bu kadar hayvan rekorlar kırıp kitaplara giriyor, televizyona çıkıyorsa ben de bir şeylerin rekorunu kırabilirim. Benim de bir şeylere yeteneğim vardır kesin. Hatta şimdi kalkıp masama oturuyorum. En sevdiğim oyuncaklı kalemimi alıyorum. Ve de yeteneğimin olduğu şeyleri tek tek kağıda yazıyorum. Evet başlıyorum. 50 yıl sonra. Hala bir şey bulamadım. 100 yıl sonra. Hala yetenekli olduğum bir şey bulamadım. Ayrıca çok ileri gittik lütfen geri gelelim. Tamam. 150 yıl önce. Oo, geri geldim. Dış ses de benimle konuştu galiba. Neden bizi bu parka çağırdın Necati? Yoksa yine şu yaylı oyuncaktan korktuğunu mu söyleyeceksin? Hayır saçmalamayın, ondan korkmuyorum tabii ki de. Anneciğim. Neyse beni iyi dinleyin. Dün gece düşündüm taşındım ve rekorlar kitabına girmeye karar verdim. Ama bu kitaba sığmıyorum. Evet, önce sizin de düşündüğünüz gibi yapmaya çalıştım ama öyle olmadı. O yüzden al şu kamerayı Şakir, sen de şu listeyi al Remzi. Senin hiçbir şeye yeteneğin yok ki Necati. Evet, o yüzden de çok çalışmaya karar verdim. Ne demişler? Başarının %40'ı yetenek, %50'si çok çalışmak, %10'u da kaşarlı döner dürümdür. %10'u şans diyecektin herhalde. Lütfen listeyi okur musun? 1. Dürüm kostümü giymiş bir halde dünyanın en uzun süre lömpen lömpen dansı yapan kişisi olmam. Rekortmen Necati iş başında. Dürüm kostümüyle lömpen dansı rekoru.
kayıtta mısın oğlum? Evet baba. Ben şimdiden bu dürümün içinde terlemeye başladım. Hazır mısın Necati? Başlat Remzi, koy ver gelsin. 3, 2, 1... Başla Necati. Lopen lopen. Lopen lopen. Lopen lopen. 9 saat sonra. Lopen 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 lopen. Lopen işte lopen. Anneciğim lopen. Yeter artık Necati. Gidiyoruz, oldu, uyuyamıyoruz. Lopen lopen. Uykun mu kaçtı? Söyle babana basal okusun sana. Senin yüzünden uyuyamıyoruz. Senin yüzünden. Lopen lopen. Ben mi masal okuyayım sana? Ben okuyamam, işim var. Lopen lopen. Sana sus. Dedim artık. Lopen, lopen, lopen. En güzel terliklerim de. Remzi, ben galiba dayanamıyorum. Lopen, lopen. Bayıldı galiba. Hayatım boyunca dürüm yemeyeceğim bir daha. Dürümden soğudum Necati abi yüzünden. Sırada ne varmış? Dünyanın türkü söyleyerek hiç durmadan en çok temizlik yapan hayvanı. Türkü söyleyerek hiç durmadan dünyanın en çok temizlik yapan hayvanı. Kayıtta mısın Şakir? Başla Necati abi. Herkes açılsın. Temizlik savaşçısı geliyor. Eyvah. Süpürgeyle televizyonu süpürmeye başladı. Hiç bilmiyor ne yapılacağını. Şarkı Necati abi. Şarkıyı unutma. Temizliği yapıverdim. Temizliği yapıverdim. Sabunla. Sabunla. Sabu 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 sabunla. Dur Necati, sokağa gidiyorsun. Duramam Remzi, duramam. Amarını temizlik. Pisi pisi temizlik. Pisi 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 pisi. Hop bidi hop bidi temizlik. Şıkı 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 temizlik. Aa, bu çıldırdı baya. Çöplerinde tozunu alıyor. Çok pislenmiş bu çöpler. Hop bidi hop bidi temizlik. Yandan yandan süpürgesi temizlik. Na. Ne yapıyorsun evladım? Beni niye süpürüyorsun? Fena mı oldu? Temizlendin işte bakkal abi. Hop bili hop bili nay nay nop. Bakkalı da nay 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 nop. Kasabı da nay 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 nop. Bütün mahalleyi temizledik. Nay nay nop. Necati saçmalama, git şuradan. Ağzıma köpük girdi. Pişi pişi temizlik. Pişi 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 pişi. Hop pişi hop pişi temizlik. Şıkı 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 temizlik. Pişi pişi temizlik. Baba bir şey desen mi artık? Necati sana bir şey diyeceğim. Temizlik. Senin bu yaptıkların bir rekor denemesi sayılmaz biliyorsun değil mi? Temizlik ne? Ne demek rekor sayılmaz? Yani bu yaptıkların tamam zor şeyler ama öyle bir rekor denemesi olarak ciddiye alınacak şeyler değil. Rekor kırman için kendi gücünün sınırlarını zorlaman lazım. Ayrıca rekorların takibini yapan jürinin de önceden belirlediği dallarda deneme yapman lazım. Tamam. Peki. Neden en başından beri bunu söylemediniz bana? Biz seni çok hevesli görünce üzülmeni istemedik. Yani beni ciddiye almadınız. Benim hiçbir şey yapamayacağımı biliyordunuz ve sırf gönlüm olsun diye uyarmadınız değil mi? Hayır, öyle değil. Necati gitmesene, ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum. Hepinize de küstüm. Eyvah eyvah. Biz ne yaptık Şakir? Çok üzdük Necati'yi. Bir saniye. Elimizde bir sürü görüntü var. Aklıma bir şey geldi. Aa, köpük partisi mi var bakkal abi? Piki pow! Çıstak çıstak. Git buradan kumpir. Ne? Gidin başımdan. Hiçbirinizi istemiyorum. Zili bozacaksınız arkadaşım. Çalmayın o kadar. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben yeteneksiz biri olarak sonsuza kadar yatacağım bu yatakta. Of, çok havasız oldu böyle ama olsun, trip attığım anlaşılmalı. Necati Bey, Necati Bey, kapıyı açın lütfen. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmamız gerek. Ne? Biri Necati Bey dedi. Bey mi oldu? Ben de beyim. Yaşasın Necati Bey. Evet, buyurun, ben Necati Bey'im. Bana bir kere daha bey deyin lütfen. Necati Bey. Evet, harika. Efendim, kırmış olduğunuz rekorlar için size ödülünüzü vermeye geldik. Ne? Ne ödülü? Ne rekoru? Necati Bey, yepyeni bir dünya rekoru kırmışsınız. Neler düşünüyorsunuz? Ama ben çok yeteneksizim. Bu nasıl olur? Hiç de öyle değil Necati Bey. Sizin rekor kırma girişimlerinizi arkadaşlarınız videoya çekip internete koymuşlar. Ve o videoda tam olarak 10 milyar kere izlenmiş. Ne? 10 kaç? Milyar? Trilyon? Milyon mu? Buyurun Necati Bey. Bu da altın madalyanız. Yo barayı. Ben de rekor kırdım. Yaşasın. Hoppa! Yuhu! Benim de madalyam var artık. Kobarey! Seni
seninle gurur duyuyoruz Necati. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bağırdığım için kusura bakmayın. Biz de seni seviyoruz Necati abi. Ama bu kadar ödül bana yetmez. Daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, buldum. Yepyeni bir rekor denemesi yapacağım. Nasıl bir şey yapacaksın? Çok basit. Lömpen dansıyla temizlik yaparken çiğ köfte yoğurup video oyunu oynayacağım. Hepsini aynı anda yapacağım. Ne? Gel buraya keçi Necmi. Bütün bunları senin evinin önünde yapacağım. Anne! Kaçma! Evini biliyorum Necmi. Hazırla bulguru. Şunu da sepete ekle diyelim. Tamam. Bu neymiş? İntergalaktik deniz şortu. Evrendeki bütün gezegen plajlarında yüzmeye müsait tek şort. Süper. Bunu da sepete ekle. Ha? Bu neymiş? İnternet bağlantılı kumdan kale. Mükemmel. Bunu da ekleyelim. Bu yaz çok eğleneceğiz. Ödeme kısmına geldik. Evet. Kredi kartım. Kredi kartım nerede? Şuraya bir dalayım. Altta da yok. Bu dağınıklıkta bir şey bulmam imkansız. Bu laboratuvarı güzelce temizleyip adam edecek birine ihtiyacım var. Merhaba. Kapıdaki ilan için gelmiştim. Kapıda ilan yok ki. Ne ilanı? Lütfen kapıyı kapatırız. İşte bu ilan değil mi? Hayır, bu bir rica. Tüh. Ben de iş buldum diye sevinmiştim. O zaman gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen okulda hademe değil miydin? Neden iş arıyorsun? Yazın okullar kapalı. Ben de evde çok sıkılıyorum. İnanır mısın, dün sıkıntıdan tam 50 gömlek ütüledim. Hem de tost makinasıyla. Sen bayağı çıldırmışsın. Oo, tadını bilmiyorsun. Hiç kaşarlı pantolon yedin mi? Hayır. Yeme zaten. Hiçbir şeye benzemiyor. Neyse ben gidiyorum. Daha bir sürü bulaşık küvette bekliyor beni. Dur. Senin gibi birine ihtiyacım var. Bu laboratuvarı temizlememe yardım eder miydin? Bir sürü kullanmadığım eşyalar ve işe yaramaz icatlarım var da. Karşılığında ne alacağım peki? Portal cihazımı bir seferliğine kullanmana izin vereceğim. Sen de çok ucuzcu çıktın ama. Bari bir de lahmacun ısmarla. Tamam. Bir de lahmacun. Öyleyse süper güçlü temizlik hizmetleri. Kolay gelsin abi. Mükemmel oldu laboratuvarım. Hadi şimdi şu portalı kullandırsana bana. Evet, sözümü tutmalıyım. O halde portal çarkını çevir bakalım. İşte burada. Vay canına. Nedir bu? Bu portal kapısıyla gidebileceğin yerlerin listesi. Öyleyse çark benim için dönüyor. İflas mı? İflas mı ettim? Şaka. Komiklik olsun diye koydum. Hiç komik değil. Yüreğim ağzıma geldi. Kastamonu'nun K'si. Bakıyorum. Evet, bir adet var. Necati saçmalama, böyle yarışma değil bu. Sana yalan dünya çıktı. Şimdi seni bu gezegene yolluyorum. Bir gezip dön bakalım. Açılın, ben geliyorum. Oo, ne değişik bir yermiş burası. Bu da ne? Siyah kar yağıyor galiba. Siyah kar değil o evlat. Kül onlar, kül. Doğruluk yanardağından geliyor. Senin neden bir kulağın uzun abi? Çünkü burası yalan dünya değil. Burada doğan kimse yalan söylemez. Kafam çok karıştı. Burada hiçbirimiz yalan söylemeyiz. O yüzden ne hiçbir yerimiz uzamaz. Yani bu dediğin de yalan olmalı. Çünkü herkes yalan söylüyor ve bir yerlere uzuyor. Kesinlikle doğru değil. Ufaklık bak, benim küçücük kafamı karıştırma. Zaten ancak bana yetiyor. Görüyor musunuz şunu? Evet abi, yeni monitörümüz. 22 inç. Yüksek çözünürlüklü. Ne monitörü? İçindeki görüntüye baksana. Şu koskocaman fili gördünüz mü? Hortumuna bakın. Ne kadar uzun. Belki de bu fil bizim kurtuluşumuz olabilir. Bak, buradan da oyun moduna getiriyorsun. Renkler canlanıyor. Evladım, sen hala monitörden mi bahsediyorsun? Çabuk. Yalan söyletme ışınını atın şu mor renkli file. Çabuk. Emredersiniz efendim. Anne! Işın atmasanıza oğlum. Hayırdır, nereden çıktı bu ışınlar? Pardon beyefendi, saatiniz kaç acaba? Saat 50'yi 95 geçiyor. Ne? Efendim? Ay! Yalan attım.
Neden yalan attım ki? Aa, hortumu bozuyor. Neden böyle oldu ki? Bir anda yalan atma isteği geldi bana. Arkadaşım pardon, otobüs durağı nerede acaba? Bak buradan dümdüz git. 4 defa kendi etrafında dön. 2 defa zıpla. 3 kere de hapşır. Ha, tam orada işte. Mükemmel bir yalanmış. Ne oluyor? Uçuyorum. Anne. Merhaba. Evladım sen nerelerdesin? 2 saattir sesleniyorum, duymuyor musun? Ya anne biraz daha oynayayım arkadaşlarla. Ne diyorsun Necati? Hadi artık tamam, kapatıyorum portalı. Aman kapa kapa, çok yazmasın. Ben de gidip Remzilere oyun oynamayayım bari. Ne diyorsun, iyi misin Necati? Hem bununa ne olmuş öyle? İlginç. Hadi çabuk koşun, yardım edin bana. Bas kapa. Hadi çocuklar hadi. Geçin sofraya, en sevdiğiniz yemeği yaptım, mantı. Mantı! Dünyanın en güzel günü bugün. Ben mantı sevmem. Zaten aç da değilim. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. Necati ilk defa aç değilim dedi. Necati sen mantıya bayılırsın ama. Hayır bayılmam. Hiç canım istemiyor. Senin hortumun mu uzuyor? Hayır. Şimdi daha çok uzadı. Hayır uzamadı. Vah! Sende bir gariplik var bugün Necati. Ayrıca neden yalan atıyorsun? Kendimi durdurabiliyorum. Alın bunu bir doktora gösterin ayol. Kadriye saçların çok güzel olmuş bugün. Ay çok teşekkür ederim Necati. Anne yalan atıyor şu anda, inanma sakın. Ay yalan da olsa güzel. Harikasın Necati. Bu kıyafeti yeni mi aldın? Ne güzelmiş Kadriye. Ay götürmeyin bunu, kalsın ayol. Ne güzel şeyler söylüyor. Eyvah. Yürü yürü oğlum. Kaldır Necati abini. Eyvahlar olsun. Doğrulu kenar dağı patlamak üzere. Bütün gezegenimiz yok olacak. Uzun hortumlu fili de bulamadık hala. Bu portal da nedir? Fil bununla gelmiş olmalı. Çabuk siz de içine girin ve o fili buraya getirin. Emredersiniz. Ben de güzel monitörü buldum. Otur izle. İyisin iyi. Oğlum sen niye büyüttün bu monitör olayını? Sıkı tut oğlum. Sıkı tut. Necati hayırdır, bu ne hal? Hiç sorma Recmi, yoğurt yerken dans ettim bu hale geldim. Yapma Necati, daha da uzatma şu hortumu. Biri hortumumu mu çekiyor hepsi? Gel buraya. Bizimle gel. Gel. Hadi. Siz de kimsiniz? İmdat, çekmeyin beni. Necati abiyi götürüyorlar baba. Koş oğlum koş. Portalım açık kalmış. 2 dakika lahmacun almaya gittim. Unutmuşum bunu burada. İmdat. Çabuk olmalıyız. Çabuk, çabuk hadi. Merhaba Birket. Aa lahmacunum. Güle güle Birket. Neler oluyor? Merhaba Birket. Güle güle Birket abi. Nerede kaldınız? Dağ patlamamak üzere. Çabuk 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 hadi. Beni niye getirmediniz buraya arkadaşım? Çabuk Necati'yi bırakın yoksa size karate yaparım. Ah gözüm. Dünyamız yok olmamak üzere. Bizi sadece Necati ve hortumu kurtaramaz. Ne? Demek hortumumu uzatmayan sizsiniz. Evet ama yapmak zorunda değildik. Sadece ve sadece senin hortumunu uzatmadığımız takdirde yanardağın tepesine kadar uzanabilir ve yanardağı söndürebilirdin. Vay canına! Filmlerdeki gibi seçilmiş kişi değilim ben. Yaşasın! Seçilmiş kişi değilim. Peki neden yalan söylettiniz bu adama? Cevap ver bakalım. Bakın, size bu çok saçma gelebilir ama... Bana hiçbir şey saçma gelemez. Bir paket kaşara sarılarak uyumuyorum ben. Bu yanardağdan kurtulmamız için çılgın bir mühendisle anlaşmıştık. Ancak bizi dolandırmayıp gitti. Saçma sapan bir uydu anteni yaptı. Yok neymiş, biz yalan söylediğimizde bir yerlerini uzatmayacakmış da... ...biz de yanardağa ulaşıp söndüremeyecekmişiz. Çok karışık bu laflar. Neyse, durum böyle işte. Biliyorum senden habersiz sana böyle bir yalan atma olayı yüklemedik ama... ...ama hakikaten buna mecbur değildik. Halkımın güvenliği için seçilmiş bir kişiye ihtiyacımız yoktu. Hadi çabuk görev ver bana. Bir de süper kahraman kostümü. Kostüme vakit var. İstersen şu kovayı kafana tak, değişiklik olsun diye. Ver.
Şimdi şu su tankerindeki bütün suyu iç ve hortumunu kullanarak yanardağı söndür hemen. Muhteşem olmayan kahraman Necati! Tamam, şimdi de kaldıralım bu arkadaşı. Hadi hadi hadi, herkes yardım etsin. Yolla gelsin Necati! Başardı! Yanardağ söndürdü! Oley! Kurtarılmadık! Yaşasın! Yanardağ söndürdü! Evet, başarmadım! Çabuk heykelimi dikin meydana! Sokaklara adımı verin! Çocuk menüsüne oyuncağımı koyun! Önce ortamını düzeltelim evlat! Şunu söyle şimdi! Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. İşte bu kadar. Aferin evlat. İşte bu kadar. Aferin evlat. Tamam, artık tekrar etmene gerek yok. Tamam, artık tekrar etmene gerek yok. Evladım sussana, tamam bitti artık. Evladım sussana, tamam bitti artık. Of, uzatma çocuğum. Of, uzatma çocuğum. Necati. Necati. Ben tam bir şapşalım. Evet doğru, şapşalsın. Nasıl kandırdım baba? Neden teyzeme bırakıyorsunuz bizi? Bakın başka bir sürü seçenek var. Kim var söyle. Necati abi. En son Necati abiniz size baktığında olanları unuttunuz mu yoksa? Herkes kaçsın. Ev yıkılıyor. Çekilin. Ya tarafı iki tane çocuğa göz kulak olacaktı. Evi yıkmayı nasıl becerdi? Çünkü ben bir şapşalım. Düşüyorum. Tamam peki Tanju abi. Uyuz Tanju mu? Ay kalsın kalsın onu da biliyoruz. Buldum. Mirket. Oğlum ne mirketi? Size masal okuyan robot yapacağım diye tutturdu da ne oldu? Bir prensi prenses sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşamışlar. Dar 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 dar. Tehdit algılandı. Tehdit algılandı. Ne tehdidi? Savunma mekanizması aktif hale geldi. Terlik hazır. Ne oluyor? Neden masal okuyan robota terlik taktın? Bilmiyorum. Elimde fazla terlik kalmıştı. Çocuğum alt tarafa 2-3 saat kalacaksınız. Ama anne Nazmiye teyzem temizlik konusunda çok takıntılı. Hiçbir yere dokunamıyoruz. Ben bir kere hapşırdım diye suratımı köpüklü suyla fırçalamıştı. Mikroplar! Anne hatırlamıyor musun? Bize dokunmamak için maşa kullanmıştı geçen bayramda. Nasıl unutursun? İyi bayramlar Nazmiye teyze. Merhaba. Size de iyi bayramlar. Benim de şu köfteleri çevirir misin Nazmiye? Dalga geçme bakayım. Uy! Tamam artık konuşmayı bırakın şimdi. Kim o? Biz geldik Nazmiye. Herkes cep telefonlarını ve metal eşyaları yanındaki kutuya bıraksın. Oo Nazmiye seviye atlamış. Hayırlı işler. Askeriyeye mi geldik teyzeme mi belli değil. Biz girmeyeceğiz Nazmiye. Çocuklar sana emanet. Hadi biz kaçtık. Güle güle. Çocuklar çok temiz eğleneceksiniz. Çok temiz. Teyzenize gönderme yap. Yürü Remzi yürü. Şimdi sana bir gönderme yapacağım göreceksin. Şimdi içeri geçebilirsiniz. İnanmıyorum. Temizlik kabini bu. Teyze biz Kadıköy'den geldik. Belediye çöplüğünden değil. Evet kabine girin bakalım. Yani utanmasa alnımıza onaylandı diye damga vurup... Temiz olduğunuza göre sizinle 10 metre mesafeden konuşabilirim. Mikroplu ses dalgalarınızı kullanmadan önce bu evdeki kuralları açıklıyorum. Oo iyi. Bu sene maşa yok. Var. Bir, hiçbir yere dokunmak yok. İki, hapşırmak, öksürmek ve derin nefes alıp vermek yasak. Gözlerimizi kırpabilir miyiz? Üç, alay edenleri sevmem. Dört, bu evdeki koltuklara oturmadan önce şurada gördüğünüz kullanak poşetlerinden kullanacaksınız. Canan, istediğin zaman söyle annemler lahmacun ısmarlamak için para... Kağıt para, kırmızı alarm.
Çabuk o parayı yere bırak. Bırakmam. Lahmacun param o benim. İkinci kez söylemeyeceğim. Neyle lahmacun yiyeceğiz? Bunu sen istedin. Oraya oturma, bunu elleme. Ben ne yapacağım bu evde? Of of. Kuvvet ver! Kuvvet ver! Devriliyor! Benim sıkıştı! Dur! Demir, arkamda çamur var! Dursana! Duramıyorum! Sana gelme demiştim Necati! Çamur banyosu cilde iyi gelir derler. Aa Şakir, ne haber? Of, sıcaktan iyice piştim. Bir bardak soğuk su için neler vermezdim. Evet, ben de çok susadım Şakir. Bize bir bardak soğuk su versene. Hadi yürü Tanju, su içme. Ne? Ne suyu? Bir dakika, gelmeyin. O halde bu eve giremezsiniz. Hadi koş, sonra kalan dona kalır. Hayır! Canan, kapıya baksana. İşim var benim. Tamam, bakıyorum. Kim o? Merhaba, ben Necati. Çamur adam Necati. Ve yardımcısı saf köpek Tanju. Hey! Aa, Necati abi gelmiş. Hayır! Sakın açma! Çamur adam iş başında. Ne yaptın Canan? Şimdi yandık. Oho! Ne kadar da temiz bir ev. Tam kirletmelik. Ama siz kirlisiniz. Hem de çok kirlisiniz. Yürü Tanju, mutfağa. Soğuk su! Soğuk su! Soğuk su! Soğuk su! Bu çamurları Nazmiye teyzem görürse kesin canavara dönüşür. Olamaz. Bu ne? Teyzeciğim, bir saniye açıklayalım. Kaçak! Çabuk! Canını seven kaçsın! Şakir, neler oluyor burada? Size evi kirletmeyin demiştim. Çabuk! Koy. Al. Koy. Ya da ver sen onu bana. Şu anda gücüm olsaydı bağırma yarışmanıza katılırdım çocuklar. Bağırma yarışması yapmıyoruz. Teyzem canavar oldu. Canavar mı? Dalga geçmiyorum. Canavarmış. Bir kere teyzem canavar olsaydı aynı bunun gibi bir şeye benzerdi. Canavar! Islak yumruk aşkına! Bu gerçek bir teyze canavarı! Kaçın çabuk, kaçın! Böyle teyze mi olurmuş arkadaşım? Benim teyzem örgü örer, yaprak sarma yapardı. Hiç canavarlığını görmedim. Bu teyze normal teyze değil, temizlik takıntılı teyze. Buldum. Teyzemin korkusu gerçek oldu. Bütün ev pislik içinde kaldı. Ne demek yani bu? Korkularını yenmesi için korkularının üzerine gitmesi gerekir. Şimdi ne yapacağız? Siz üzerinizdeki bu çamura nereden bulaştınız? Şu ilerideki belediye çukurunda. Tamam, siz ikiniz gidip bir vidanjör bulup o çukura gelin. Biz de teyzemi çukura çekmenin bir yolunu bulalım. Temizlik vakti! Eyvah, temizlik yaptığını zannediyor. Bir an önce durdurmazsak bütün şehri yıkayacak. Ya da yıkacak. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Ne oluyor? Hey sen, vidanjör başı. Kanun namına dur. Vidanjör namına dur. O vidanjöre ihtiyacımız var. Evet, teyzemiz için almamız gerek. Evet, teyzemiz çok hasta. Ona vidanjör lazım. Çıldırmış bunlar. Alın ne yaparsanız yapın. İmdat, vidanjör isteyen teyze mi olurmuş? Oley, başardık. Biz... Muhteşem didik. Yo, hayır, üzgünüm Tanju. Bunu sadece Remzi ile yapıyoruz. Of, bir kere de benle yapsanız ne olurdu?
Yalnız kornası mükemmelmiş. Oo, köpük partisinden mi geliyorsunuz? Bir danjör borusunu çamura sokun. Mikroplar! Çok yaklaştı. Şimdi diğer hortumu alın. Açın ona yemek. Çamur partisi! Umarım işe yarar. Çok pis. Her şey çok pis. Pis dediğin şey senin kafanda teyze. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Bak her tarafın çamur oldu ama hala yaşıyorsun. Sence ben karizmatik miyim Tanju? Orayı izle Necati. Orayı. Duygusal konuşma oluyor. Tamam. Temizlik olayını bu kadar büyütmemelisin. Rahatlamalısın. Dinginleşmelisin. Ne kadar az takıntı yaparsan o kadar mutlu olursun teyze. Bunu başarabilirsin. Haklısın sanırım yeğenim. Şu anda o kadar da kötü hissetmiyorum. Bu çamurlar beni üzmüyor. Ben biraz fazla kaptırmışım kendimi. Bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Oley! Teyzem geri geldi. Gel Tanju biz de sarılalım. Bedava sarılma. Öyleyse çamur savaşı. Oley! Öyleyse Tanju biz kimiz? Biz muhtiş. Hemen atladın. Yok öyle bir şey. Muhtişim bir şey olmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bu yaptığım özel karışımla tüm dünyaya kim olduğumu göstereceğim. Ve işte karşınızda şalgam. Aa, ağzımda şenlik var adeta. Hocam böyle değişik iksirleriniz yok mu? Nasıl değişik yani, ayran gibi mi? Hmm, komikli iksir ha. Şşt Caner baksana. Efendim. Kafam. Evladım oynamasana benim moleküler büyütme parfümümle. Sen de merak etme çocuğum, kafam birazdan normal haline gelir. Hadi çalın, hadi çalın. Yavaş evladım yavaş. Haftaya istediğiniz bir arkadaşınızla takım oluşturup gelin. Özel bir deney yapacağım. Neyse ben de çıkayım bari. Hah, gittiler sonunda. Şimdi birazcık süper güçler kazanalım. Ne varmış burada? Işınlanma sabunu, hızlanma kremi, ayakkabı çekici. Bu ne alaka? Aha buldum. Süper güçler deodoranı. Hiçbir şey olmadı. Bakayım. Bu çöp kutusunu bile kaldıramıyorum. Demek ki hiçbir işe yaramadı. Neyse, zaten ancak filmlerde olur öyle şeyler. Çok komik. Gülmekten çene bağırdı. Bu benim de hortumum. Baba ne yapıyorsunuz bu saatte? İyi misiniz? Sürekli dizinin son bölümünü izledin mi? Çok efsaneymiş. Hem nasıl? Keşke şu sesinizi kısabilseydim. Necati. Sesim gitti Necati. Oo, ne oldu bizler hepsi? Ben mi yaptım bunu? Vay canına. Sürekli diziyi izliyorsunuz bir de haber vermiyorsunuz. Hem de yeni bölüm. Şunlara bak. Dede lütfen sen yapma bari. Uyumak istiyorum ben. Ben uyumak istiyorum. Onu
aşağı mı? Ben mi yaptım bütün bunları? Şakir, oğlum sana ne olmuş böyle? İnanmıyorum. Laboratuvarda sıktığım deodoran işe yaramış demek ki. Süper güçlerim var benim artık. Süper güçlerim var. Oğlum, bari şu sesimizi düzeltseydin keşke önce. Hiç merak etmeyin. Her şeyi yapabilirim. Alo, alo. Oley, sesim geri geldi. Alo, alo, alo. Aa, benimki de düzeldi. Oley! Artık süper güçlerim olduğuna göre ben de bir süper kahraman olabilirim. Bir süper kahraman olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kötülerin korkulu rüyası, iyilerin korkusuz rüyası olacağım. Kendinize belirlediğiniz bir kostüm var mı? Kafamda bir şeyler var. Peki son olarak süper kahraman olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nedir? Bol bol video oyunu oynasınlar. Ne alakası var? İşte bu. Kepçe adam. İyilik ve ötesi için her şey bol kepçe. Kepçe adam. Yuhu. Bu çok saçma. Hiç merak etmeyin kedi bey, sizi kurtaracağım. 50 yaşında adamım ama kediliğimden vazgeçemiyorum. Harikasın evlat. Senin adın ne? Adın ne senin? Ben kepçe adamım. Kepçe adam. Yaşasın kepçe adam. Kepçe adam. Teşekkürler kepçe adam. Kepçe adam, kepçe adam. İyileri hep korur, kedileri çok sever. Kazasını engeller, meteoru dengeler. Adalar gülüm çok sever. Kepçe adam, kepçe adam. İyileri hep korur, kötüleri hep yener. Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Koca koca adamlarsınız. El kol sallıyorsunuz çocuk gibi. Hadi işinizin başına dönün. Doğru söylüyor. İyi çalışmaladık. Hadi gidelim evimize. Kimin fikriydi bu? Koşun koşun. Kepçe adam gelmiş. Yürüyün hadi imzalayalım. Kepçe adam, bana da bir imza verir misin? Bana da bir imza lütfen. Evlat, okulumuz olarak seninle gurur duyuyoruz. Öğrenciler senin sayende daha güvendeler. Ne? Sen de al bakalım. Sana da şöyle. Kepçe adam, kurtar beni. Hemen geliyorum. Ben kepçe adam. Remzi, en büyük boy kepçe adam tişörtlerinden kaldı mı? Necati giydi onu. Necati, çıkartır mısın onu? Millet sırada bekliyor o tişört için. Bittim. Oğlum, kafanda kiremit kalmış. Bir tane bina yıkılıyordu, onu kurtarmıştım. Gelsene Şakir, fotoğraf çekilelim. Takipçilerin istiyor. Merhaba de, merhaba. Şimdi de yazalım. Süper kahramanlık zor işmiş arkadaşım. Ben süper kahramanlığın bu kadar yorucu olduğunu bilmiyordum. Sabahtan beri sürekli olarak birilerinin ihtiyacına koşuyorum. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Evladım, İstanbul kazan sen kepçe. Sabahtan beri bu espriyi bekliyordun değil mi? Yine mi?
Birinin kepçe adama ihtiyacı var. Alo, alo merkez. Yardım çağrı çaldık. Merkez dinlemede. Bir çocuğun oyun kumandası bozulmuş. Oyunu kaydedemiyormuş. Çok fena durumda kalmış. Tamam, kepçe adamı yolluyorum. Dur dur, bitmedi. Biri de çay koyarken yanlışlıkla kayınvalidesinin saçını çekmiş. Bayağı şüpheli bir durum. Kepçe adam ilgilenecek. Sıraya girdi millet. Bu gece kepçe adama uyku yok, ben söyleyeyim. Alo? Evet efendim, dinliyorum. İyi akşamlar. Şimdi şöyle, kedisini kaybeden bir kadın var. Karısını kaybeden bir kedi var. Aklını kaybeden bir gergedan varmış. Bir itfaiye binasında yangın çıkmış. Sular idaresini su basmış. Meteoroloji binasına da meteor düşmüş. Hangisinden başlamak istersin kepçe adam? Hiçbirinden. Nasıl? Hiçbirini istemiyorum. Ben bu kadar yorulacağımı bilmiyordum ama. Sabahtan beri bir şey yemedim. Bir saniye oturmadım. Sürekli birilerine yardım ediyorum. Evlat, unutma ki büyük güç büyük sorumluluk gerektirir ve o sorumluluk bende yok. Üzgünüm ama ben kepçe adamlığı bırakırım. Yo. Ne? Ha? Olamaz. Daha yeni kepçe adam pijaması satın almıştım. Hayır. Eyvah! Eyvah! Yağmur başladı. Otobüs de gelmedi hala. Saate bakılırsa şimdi gelmesi lazım. Kaza mı oldu? Bir şey oldu. İşte otobüs geldi. Ama ne olmuş buna böyle? Ay, ay! Herkes kaçsın! Geliyor! Kim geliyor? Ben! Değişik adam. Neden böyle bir ismi var ki? Çok saçma. Sen de saçma. Kaçmayın. Neden kaçıyorsunuz? Beni de sevsenize. Ben de süper kahramanım. Sen iyilik yapmıyorsun ki. Kahraman değilsin o yüzden. İyilik yapmak çok zor. Kötülük daha kolay. Demek buraya kadarmış. Çocuk yapmam süper kahramanlık diyor. Zorla yaptıracak değiliz. Neyse aşağı ineyim ben. O ses de neydi? Bakayım. Eyvahlar olsun. Nerede bu telsiz? Alo. Alo. Ortalık fena karışmış. Kepçe adama ihtiyacımız var. Yangın yok. Meteor yok. Ağaçtan kedi kurtarmak yok. Kafam rahat. Ne güzel. Kepçe adam. Kepçe adam. Başımız dertte. Size iyi eğlenceler o halde. Bundan sonra sadece bu topu atıp tutacağım. Çocuğum. Benim adım Caner. Fakat bana değişik adam derler. İmdat! Dede! Dede! Kimse benim dedemi üzemez! İmdat! Herkes kaçın! Çabuk! Evladım bak, kızdırma beni. Neredesin kepçe adam? Sesimi duy! Neredesin? Buradayım. Caner, sen misin? Hoş geldin popüler çocuk. Bu kadar sevilmek nasıl bir duygu? Ne yaptığını sanıyorsun, iyi misin? Popüler olmaya çalışıyorum. Senin için kolay tabii. Kahraman oldun sonuçta. Popüler olamazsın böyle. Herkes nefret edecektir senden. Hayır, beni sevmek zorunda kalacaklar. Yeter artık, çok uzadı bu konuşma. Dede! Hadi bakalım, buna da yetiş öyleyse. Yardım et Şakir! Hayır, olamaz! Çok hızlı yetişemeyeceğim. Ama bir dakika. Benim başka bir gücüm daha var. Neyse ki seni kurtardım dede. Ancak bu Caner'i durdurmayacaktır. Başka bir şey yapmam gerek. Bir dakika. Eğer zamanı durdurabilirsem zamanı kontrol edebilirim de herhalde. Tabii ya. Umarım bir işe yarar. Ve işte karşınızda şalgam. Ağzımda şenlik var adeta. Ne oldu? Vay canına.
İşe yaradı. Ne işe yaradı Şakir? İyi misin evladım? Şimdi ise Caner'in kendine güvenmesini sağlamalıyım. Bugün sınıfta gülünç duruma düşmemeli. Böylece kötülük yaparak popüler olmak gibi bir isteği de kalmayacaktır. Tamam buldum. Şu kapağın yönünü değiştireyim hemen. Şşş Caner baksana. Hı? Aa kafam değiyor. Abi ne oldu sana? Başardım. Başardım. Hadi. Anne Mehmet koymuş. Yavaş evladım yavaş. Haftaya istediğiniz bir arkadaşınızla takım oluşturup gelin. Özel bir deney yapacağım. Neyse ben de çıkayım bari. Hey Caner. Beraber takım olmaya ne dersin? Olur. Teşekkürler bu davetin için. Önemli değil. Kepçe adam her zaman yanında. Ne kepçesi? Yok bir şey. Ben daha yükseğe zıplamalıyım. Hayır ben. Şapkalı kazanır bence. Kız da kötü zıplamıyor ama. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? En yukarı kim zıplayacak turnuvası var Kadriye. Çok heyecanlı. Otur. Ay siz iyice azıttınız ha. Misafir gelecek akşama. Ben size dağıtmayın demedim mi salonu? Aa, Remzi ben dayanamayacağım galiba. Çok canım çekti. Açılın bakayım. Ne oluyor? Merhaba Peyami dede. Kolay gelsin. Çabuk çık buradan. Aşk olsun. Ay mahvoldu kanepe. Şakir, Canat yüklenin evladım. Çıkaralım Necati abinize. Benim misafirlerim nereye oturacak ha? Nereye oturacak o kadar kadın? Gelmesinler boş ver daha iyi. Atari oynayamıyoruz yoksa salonda. Bu kanepe sorununu çözmek için tam 3 saniyeniz var. 3 8 2 15 1 Domates. Evet çözüm buldunuz mu? Bu ses neydi? Dışarıdan geldi galiba. Yaskıcı. Acaba ne diyor? Eskici bu Necati. Eskiciler böyle bağırır. Necati. Ne yapıyorsun Necati? Herkes kendi adını komik şekilde bağırmıyor muydu? Hayır. Adam insanlara geldiğini haber vermek için öyle bağırıyor. Eski bir Türk geleneğidir. Aa bakın. Eskicinin arabasında bizimkine benzeyen bir kanepe var. Aa, gerçekten öyle. Yürü Necati. Gidip şu kanepeyi alalım Kadriye bize daha fazla kızmadan. Necati! Remzi! Sen de güzel yapıyorsun Remzi. Bırakma. Geri git biraz. Gidemiyorum. Eski kanepe burada. Boş ver. At eskisini. Hadi baş. Tamam. Şimdi yavaş indir. Oldu. Canan, yeni kanepeden kale yapmaya ne dersin? Evet, hadi yapalım. Yalnız eskici bizi uyardı. Bu kanepenin eski sahibi bir gün kanepede uyurken ortadan kaybolmuş. Gizemli bir kanepe olduğu için de kimse istemiyormuş bunu. Ayol gizemli şeyleri niye alıyorsunuz? Bedavaydı Kadriye. Adam yanında hediye olarak da bu şemsiyeyi verdi. Fışt. Hoşuş. Vah başımıza gelenler. Adam bayağı kurtulmak için hediye bile vermiş. Kim bilir ne garipliği var kanepenin. İçerisi nasıl Canan? Canan! Canan! Canan yok. Baba, Canan yok. Kanepe Canan'ı yemiş. Kanepeden kale yapmıştık. Sonra Canan içeri girdi. Sonra da birden kayboldu. Canan kızım. Kadriye, geçen gün yaptığın şu böreğin tarifini verir misin? Ya da dur. Sırası değil şimdi değil mi? Değil değil mi? Sizi ben ne yapayım ha? Kızı kaybettiniz, çabuk geri getirin Canan'ı. Merak etme karıcığım. Bu tam da muhteşem dedektiflere göre bir iş. Bence tekrar kanepeden kale yapalım ve tek tek içine girelim. Böylece Canan'ı bulabiliriz. Oley! Yine çok değişik şeyler yapacağız. Tamam oldu. Önden ben gidiyorum. Hoppa! Ben de sıra. Hoppi! Fıstıkçı Şahı! Ev değil, çizgi film kanalı sanki.
Nereye geldik biz böyle? Bakın şu tahta tabelada yazıyor galiba. Doğayı sev, yeşili koru, ağacı öp, sincabı gıdıkla. Hayır, yanındaki tabelada. Karanlıklar diyarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu çalılıktan bir ses geldi. Çalılık canavarı olmasın. Saçmalama Necati, öyle bir canavar yok ki. Olsa olsa sincaptır. Hah, al işte. Sevimli bir sincapmış zaten. Sincap kafalı çalılık bu. Daha fazla gidemeyiz. Aşağısı uçurum. Yavaş, yavaş, yavaş Necati. Anneciğim. Düşüyorum. Ben de düşüyorum. Ne yapacağız baba? Ne bileyim oğlum. Yavaşladık. Senin sayende Necati abi. Aferin Necati. Kedi oğlalı bir fare tuttun. Bir işe yaradın. Ne diyorsun Remzi? Hiç kediye benzer bir halim var mı benim? Yağmur da durdu galiba. Niye kapattın şemsiyeyi? Yağmur falan yoktu. Ne diyorsun Necati? Demin bizi yavaşlatsın diye açmadın mı? Hayır. Yağmur var zannetmiştim ben. Senin kafan nasıl çalışıyor çok merak ediyorum Necati. Çalışmıyor ki bak. Siz de kimsiniz? Biz de kimiz? Siz hiç buralıya benzemiyorsunuz. Biz Hayvantepe'de oturuyoruz çünkü. Ne? Hayvantepe mi? Ben de Hayvantepe'liyim. 50 yıl önce orada oturuyordum. Komşu çıktık desenize. Sakalını çok beğendim amca. Bana da biraz sakal atsana. Al evlat. Komşuyuz şunun şurasında. Oley, sakalım oldu benim de. Biraz da burama sakal koyayım. Ben de yetişkinim artık. Sen zaten yetişkinsin Necati. Baba galiba bu adam gizemli kanepenin sahibi. Ne, kanepe mi? Siz nereden biliyorsunuz o kanepeyi? Çünkü biz o kanepeyi eskiden aldık. Ve kanepeden kale yaptınız. Kendinizi de burada buldunuz değil mi? Evet, kardeşim Canan ışınlandı önce. Şimdi de onu bulamıyoruz. O kanepe yüzünden 50 yıldır buradayım. Demek kardeşin kayboldu ha. Bu hiç iyi bir haber değil. Şimdi size buranın hikayesini anlatacağım. Bu diyarların kralı olan Comalocco kötü kalpli ve aksi biridir. Sürekli olarak garip garip dans ettiği için bu ismi takmışlardır ona. O gizemli kanepeyi kullanan herkes buraya ışınlanır. Kral da onları hemen yakalar ve şatosuna hapseder. Erkek, kadın, yaşlı, kim varsa sabahtan akşama kadar kanepenin üzerinde zıplamak zorundadırlar. Böylece kanepeden tozlar kalkar. Etrafa saçılan parıltılı tozlar sayesinde Kral Comalocco daha çok kendini kaptırıp daha iyi dans etmektedir. Hatta horon bile teper. Vay canına. Öyleyse gidip hemen canını kurtarmalıyız. Evet, gidelim. Şş, amca bana azıcık daha sakal atsana. Şuralar dolmadı. Bana neden tahta kılıç verdi bu adam? Domates bile kesilmez bunda. Bir dakika, bir dakika. Şu sarmaşıkların arkasından bir ses geliyor. Şuna baksanıza. Bütün hayvanları kaçırıp hapsetmişler. Herhalde şatoya götürüyorlar. Fufi fufi fufi. Ben sakallı bir yetişkinim. Daha da bilgiliyim. O yüzden de ağaçlara bakıp türlerini söylemeliyim. Bu karpuz ağacı. Sakalım ağzıma girdi Remzi. Hiçbir şey göremiyorum. Keseceğim o sakalını adam. Deli ettin beni. Bir dakika dur adam sen de. O ne? Merhaba. Beni unuttular burada. Çıkarın beni buradan. Avukatımı istiyorum. Bakkalımı istiyorum. Manavımı istiyorum.
Güzel. Demek yeni misafirlerimiz de buradaymış. Size hayatınızı zindan edeyim de görün. Böyle bir zindan mı edeceksin? Bunun gibi mi? Bunun gibi ise fena değil. Hayır tabii ki de. Lafın gelişi öyle söyledim. Çok mutsuz olacaksınız anlamında söyledim. Hayır, bu zindansa iyi yani. Çok mutsuz olmayız. Baksana her şey var. Sandalye, masa, oha, tavla bile var. Tavla mı? Kim tavla koydu oraya? Neyse, ben şimdi kötü kötü gülerek gideceğim. Siz de arkamdan ağlayın, tamam mı? ağlamadınız. Ne tuhaf adam. Yetişkin olmak çok sıkıcıymış. Hiç eğlenceli değil. Eskisi gibi çocuk olmak istiyorum. Zaten sakalla büyüme olmaz. Her insanda çocukluk vardır biraz. Ay korktum. Öyle çıkılır mı hiç? Evdeki monitörüm 19 inç. Kafiye olsun diye saçmalama. En sevdiğim hayvandır yaşlı lama. Çocuk kalsak keşke hiç büyümesek. Akşama dönüşte kokoreç yesek. Nasıl istiyorsan sen öyle davran. Kokoreç yanına bir küçük ayran. Şimdi ise rap giriyor. Çocuk olmak harika diyor. Büyükler ...kerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Düştüm. Yandım. O ne? Yangın var. Yoksa bu. Ateş canavarı bu. Kaçın. Cuppa. Kaçın. Sizi kurtaracağız, merak etmeyin. Ateş canavarı bu. Kaçın. Buraya. Çıkış buradan. Çabuk geçin. Aha! Geçmiş olsun size. Serin serin ne iyi geldi. Şu sakaldan da sonunda kurtuldum. Yetişkinlik de sakal da senin olsun amca. Evet. Sonunda özgürlüğümüze kavuştuk. Baba. Şakir. Kızım iyi misin? İyiyim ama bir daha kanepe görmek istemiyorum baba. Evimize nasıl döneceğiz? Bu sihirli bir kanepe. Eğer ondan bir kale yaparsak evimize geri dönebiliriz. İyi hemen yapalım. Tamamdır. Zıplayın bakalım o halde. Siz gelmiyor musunuz? Ben artık buralara alıştım. Geri dönmek zor olur benim için. Hem burada kalıp kraldan kurtulanları korumam daha iyi olur. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoppa. Fıstıkçı Şah'a. Hoş geldiniz. Ama pek de hoş bulmadınız aslında. Hayda, o niyeymiş Kadriye? Siz geleceksiniz diye kalenizi bozmadım. Misafirlerim de gelemedi. Neyse yine de dönmenize sevindim tabii. Canan kızım, sen de şimdi istediğin kadar kanepede zıplayıp hoplayabilirsin. Kanepe mi? Zıplamak mı? Hayır! Ay ne dedim ben şimdi? Kolay gelsin sütçü amca. Teşekkürler Tanju. İyi günler kasap abi. Sana da iyi günler Tanju. Al bakalım. Tam da sana göre enfes bir kemik. Vay canına. Hemen yiyin bari. Hayır hemen değil. Bir köpek kemiğini çok uzun seneler saklamalıdır. Toprağın altında bekleyen kemik lezzetlenir. Şimdi git ve bu kemiği güzel bir yere göm evlat. Gömeyim evet. Evet. Şimdi kemiği saklayabilirim. Köfteler oldu. Getirin tabaklar nece. Tabak istemem ben. Peyami dede, atsana bir köfte. Al bakayım. Baba, baksana. Ne var oğlum? Size bir soru. Bu yanımdaki makine bir havuzu kaç saatte boşaltır? Pazartesi.
Doink. Yanlış cevap. Tanju, şaşırdın mı sen? Neden havuzumuzu boşaltıyorsun? Siz benim kemiğimi gömdüğüm yere neden havuz yapıyorsunuz? Bakın bakın, iyi bakın şimdi. Bombalama atlayışın kralını göreceksiniz. Tanju, beni delirtme. Senin kemik gömdüğünü nereden bilelim? Burası benim evim. İnsan gelir bir sorar. Tanju, biz buraya ev yapacağız ama senin kemiğin falan var mıydı burada diye. Necati abi, su bitiyor. Dışarı, hadi. Tanju, kapat hemen şu vidajörü. İki. Su bitti Necati abi. Bir. Dışarı. Bombalama. İşte kırdın. Ne kırması yahu? Şimdi sıra bende. Kalk bakayım Necati. Kalk. Kalkamıyorum. Galiba sıkıştım. Tanju, kemiği almak zorunda mısın? Evet, zorundayım. Tut şunun ucundan bakayım. Kaldıralım şu tostosu. Çalışın aslanlarım. Hadi bakayım. Kaldır. Obare! Gitti. Necati abi gitti. İyi oldu. Köftelerin hepsi bize kalacak. Ne güzel iş. Hadi bakalım. Tanju, ne zaman biter bu kazma olayı? Biz havuza giremiyoruz senin yüzünden. Bilmem. Tek başıma kazarsam bayağı uzun sürer herhalde. Ya baba, ben havuza girmek istiyorum. Evet, ben de havuzu geri istiyorum. Madem herkes havuza girmek istiyor, Tanju'ya yardım edeceğiz ve bir an önce kemiği bulmasını sağlayacağız. Oley, macera. Alın o zaman hepinize bir kürek. Al sana macera Necati. Öyle konuşmak kolay oradan. Ben hiçbir yer kazamam. Bende hiçbir yer kazamama hastalığı var. Doktor çok tembih etti. Kazma sakın havuz mavuz dedi. Affedersin ama biz kazarken sen ne yapacaksın? En iyi yaptığım şey tabii ki. Hiçbir şey. Etek de ne demek? Vay canına. Gizli bir tünele geldik. Evimizin altında neler varmış böyle. Ha? Bir ses geldi, duydunuz mu? O ne? Kızgın lav geliyor bu tarafa doğru. Niye kızgınsın bize? Çabuk kaçın. Buraya gelin çabuk. Gelin bu taraftan. Yemekte bize katılsanıza. Yorgun olmalısınız. Oğlum, nereye geldik ya biz böyle? Bilmiyorum ki baba. İlkel bir kabile olmalı. Baksana kıyafetlerine. Siz ilkel misiniz? Asıl siz ilkel misiniz? Misafiri olduğunuz birine ilkel dediğinize göre öyle olmalısınız. Babamın kusuruna bakmayın. Pek arkadaş canlısı değildir. Şşş, biz de sert çocuklarız ha. Mahalle delikanlısıyım ben. Lütfen, buyurun masaya geçelim. Tanju, ne yapıyoruz biz burada? Hadi şu kemiği bul bir an önce. Tamam, yemek yerken kalkıp kemiği aramaya gideceğim. Siz de onları oyalarsınız. Evet, hadi o zaman herkes sofraya. Ne yemek var? Ben çok açım. Bu nasıl bir yemek böyle? Biz de hiç sevmiyoruz. Ama yemek zorundayız. Başka bir yemek olmuyor buralarda. Ya Necati, ne yapıyorsun? Saçmalama. Şu anda aramızda bir güç gösterisi var. En çok uğulayan kazanıyor galiba. Ben de bir tuvalete geleyim bari. Nasıl? Yemeği beğendiniz mi? Tabii. Çok beğendik. Nerede acaba bu kemik? Aha! Yasak bölge. İzinsiz yaklaşmayın. Hadi bakalım. Sonunda! Sonunda seni buldum eski dostum. Ercan, burada böyle daha normal yemekler yok mu? Daha normal derken bir tek bunlar var bizde. Ne bileyim, bak şöyle göstereyim o halde. Mesela lahmacun ya da döner. Bak bu da ekmek kadayıfı. Bunlar çok güzel ya. Bizde hiç böyle şeyler yok ki. O elindeki ne? Bu mu? Telefon. Sizde yok mu ki? Yok, burada hiçbir şey yok.
Öyleyse neden böyle bir yerde yaşıyorsunuz ki? Babam burayı çok seviyor ve bizim de sevmemizi istiyor. Fakat biz burayı hiç sevmiyoruz. Çünkü burada sevilecek hiçbir şey yok. Atari de mi yok? Ne? O ne? Biri gizli kapıyı açmış. Kim o, kendini bilmez. Hadi bakalım canım. Gel bana. Hadi gel bana. Evet. Ne oluyor burada? Hakikaten ne oluyor burada? Bu odaya giremezsin. Evet, giremem. Ben ne yapıyorum bu odada? Tuvalet nerede yahu? Tuvalet yanda. Lütfen ama her odaya girmeyin böyle. Girmem de nedir bu kemik? Pek mi merak ettim? Bu kemik çok özel bir kemik. Tam 40 yıl önce bu gördüğün yeri kurarken bulmuştum onu. O kemik bu yerin temelini oluşturuyor. Her şey bu kemiğin üzerine kuruldu. Bu Şevki hep böyleydi. Bayılıyor buraya. Hayır, ne varsa bu çamur yığınında. Hepimiz bıktık buradan. Ah be yengecim, bizimle gelsenize yukarıya. Şevki hayatta izin vermez bu dediğine. Neyse, kapatalım bu konuyu, Şevki geliyor. O zaman biz de yavaş yavaş kalkalım, geç oldu. Hadi arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sen ne yaptın Tanju? Tuvaleti bulabildin mi bari? Arkadaşınız odaları karıştırmış. Yanlışlıkla 40 yıl önce bulduğum çok değerli kutsal kemiğimin olduğu odaya girmiş. Evet. Neyse, hadi gidelim çabuk. Hadi hoşça kal, hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Necat, yürü sen de. Ne kadar sinirli bir babaydı o ya, değil mi? Evet ya. Neyse ki Tanju bir de o kemiği almadı. Yoksa köstebek ortalığı başımıza yıkardı. Ne oluyor? Baba, deprem oluyor. Üstümüze çökecek burası. Ay, ne oluyor ya? Ay. Çöküyor burası. Yoksa... Kemik yok. Sihirliler sizi bir yakalarsam. Tanju, inanamıyorum. Kutsal kemiği çalmışsın. Çalmadım. Benim olanı aldım. Hayır, çaldın. Gel buraya. Bırak onu ama. Eyvah, Tanju gitti. Ne yapacağız şimdi? Durun, sakin olun. Baba, sen gidip Tanju abiyi kurtar. Necati abi, sen de şurada otur ve korkudan ağla. Tamamdır. Ben de hepimizi buradan kurtarmanın bir yolunu bulacağım. Tamam olur. Hadi ben gittim. Alo, Peyami dede. Şimdi beni iyi dinle. Kemiğini geri ver. Bu yaşadığım güzel yeri yıkmana izin vermeyeceğim. Güzel yeri mi? Lütfen baba, neresi güzel buranın? Seni üzmek istemediğimizden burada tıkılıp kaldık yıllarca. Farkında değil misin baba? Ne? Ne diyorsunuz siz? Nalan, sen de mi böyle düşünüyorsun? Evet Şevki, pek güzel bir yer değil burası açıkçası. Daha fazla saklayamayacağım. Ya bırakın konuşmayı. Hadi yukarı. Yıkılıyor burası. Tamam, oldu. Canan, çalıştır makineyi. Şimdi onları geri çekeceğiz. Oluyor galiba. Yaşasın, işe yarıyor. Biz geldik. Hoş geldiniz. Vay canına. Dışarısı ne kadar da güzelmiş. Oh, mis gibi temiz hava. Şevki, keşke burada kalsak. Bilemedim ki. Şevki, evine yaptıklarım için özür dilerim. Bu kemik sende kalabilir. Teşekkür ederim. Ben de size biraz kaba davrandım sanırım. Özür dilerim. Şimdi kalıyor muyuz yani burada? Yapacak bir şey yok. Kalıyoruz. Oley! Yardım edin. Sıkıştım burada. Hop, kime diyorum? İmdat! Köfte. Nerede kalmıştım? İmdat!
Thank you.